Özlediğiniz doğal ürünleri tüketiciye ulaştırmada kusursuz hizmet veren Eskişehir Acartürk Organik Tarım'a konuk olduk şimdi. İzleyelim. Değerli izleyenler, Altın Rehber programımız Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Acartürk Organik Tarım'a konuk olduk. Yanımda firma sahibi Yasin Acartürk Beyefendi var. Yasin Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ben Yasin Acartürk, Eskişehir'li Günyüzü ilçesi, Geceköy nüfusuna kayıtlıyım. İş yerim Günyüzü'nde, burada ikam ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bizlere kırmayı buraya kadar geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık diyorum. Ben teşekkür ediyorum Yasin Bey, bizi buraya kadar ağırladığınız için, konuk ettiğiniz için. Peki efendim, Acartürk Organik Tarım kaç yıldır faaliyet göstermekte? Siz kaç yıldır bu sektördesiniz? Şimdi Acartürk Organik Tarım resmi olarak 3 yıldır hizmet vermekte. Ama ben kendim aynı zamanda çiftçi ve üretici olduğum için 5 yıldır bu ürünleri kendim kullanıyorum ve kendim kullandığım için de bunun gerek Eskişehir'e ve gerekse Türkiye'ye bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Peki efendim, neden organik tarım? Neden organik tarım? Kimyasal gübre yıllardan beri topraklarımızı mahvetti. Topraklarımızın bir 30-40 santimlik tabakanın altı tamamen kimyasalla tamamen çoraklaştı. Topraklarımız verimsiz hale gelmiştir. Biz bunu Sejan organik gübreleriyle, Leonardit'le, Sejan organik gübreleriyle düzeltmeye çalışıyoruz. En verimsiz toprak 5 yılda kimyasaldan tamamen arınmış olarak bulunmakta. Bunun için Sejan diyoruz. Peki Yasin Bey, son olarak organik Sejan gübrelerinin kimyasal ürünlerden farkı nedir? Sejan organik gübrelerinin kimyasaldan farkı şudur. Kimyasal gübrelerde bir takım kullandıkları maddeler toprakta kalıcı hasarlar bırakıyor. Sejan organik gübrelerinde tamamen organik olduğu için, Leonardit kaplı olduğu için toprağı düzenliyor. Canlı bakteriler var. Canlı bakterilerin üremesine ve gelişmesine yarıyor. Yani bu Türkiye'nin topraklarını en fazla 5 yıl gibi bir sürede eski dedelerimizin, atalarımızın dönemindeki topraklara çevirir diye inanıyorum.